Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin uzaktan konuşmalarının 9 Aralık 2020 ikinci oturumunu açıyorum. Sayın Profesör Doktor Mustafa Argunşah Bey hocamız konuşmalarına devam edecekler. Tekrar bekliyoruz. Herkese yeniden merhaba. Sayın Argunşah geldiğinde tekrar kabul edeceğiz. Instagram'ın bir saatlik süre sınırı dolayısıyla yeniden ikinci oturuma başladık. Sayın hocamı gördüğümüz zaman beraber konuşmasına devam edeceğiz. Hocam, yeniden katıldığınızda yeniden canlı katılma isteği göndermenizi istirham edeceğiz. Herkese merhaba. Hocam, tarihi Kıpçak Türkçesinin 3 ayrı alandaki tarihi Kıpçak Türkçesinin özelliklerini karşılaştırıyor ve bize yeni açılımlar, yeni görüşler sunuyor. Hocamın konuşmasını devam ettirmesinden sonra sorularınızı bekleyeceğiz. Hocam biraz daha konuyu değerlendirecekler. Değerli hocam, Sayın Mustafa Argunşah, tekrar oturuma katılırsanız memnun oluruz. Bekliyoruz size. Katılımcılarımız da geliyorlar. Kıpçak Türkçesinin Sayın Argunşah 3 sahada Türkolojide genel olarak değerlendirdiğimiz Altınordu sahasındaki Codex Cumanicus, 14. yüzyılın Codex Cumanicus'la temsil edilen Kıpçak Türkçesini, yine 14. yüzyıl Memlük, Mısır Memlük sahasındaki Kıpçak Türkçesini ve 16. yüzyıl, 17. yüzyıldaki, 16. yüzyılın sonu 17. yüzyıl başlarındaki Ermeni harfli Kıpçak Türkçesi metinlerini karşılaştırarak tarihi Kıpçakça hangisidir sorusunu cevaplamak üzere düşüncelerini bizimle paylaşıyordu. Hocamı bekliyoruz. Süleyman Hanım hocam, sizi gördük. Mustafa Argunşah hocam da eğer yanınızdaysalar, katılırlarsa hocamla görüşmeye devam edeceğiz. Bilgilerini alacağız. Sayın Argunşah'ı bekliyoruz. Argunşah özellikle Ahmet Bican Ercilasun Bey'in bir yazısından hareket ederek daha sonraki kendi çalışmalarını beyan ettiler ve görüşlerini dile geliyorlar. Argunşah hocam gelmek üzereler, bekleniyor diyoruz. Değerli katılımcılar, hocam görünmek üzere. Buyurun hocam. Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sayın hocam, teşekkür buyurunuz. Teşekkür ederim. Yani kusura bakmayın, bu girmekte acemi olduğum için zorlandım. Kusura bakmayın hocam, zorluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, yavaş yavaş ben toparlayayım. Daha söyleyeceklerim var tabii ki. Bir de K'nın, kelime başındaki K'nın H olmasından bahsediliyor. Hocanın Ahmet Bican Bey'in almadığı. Bu da her iki lehçede çok yaygın. Yani kabak kelimesi habah. Kaburga kelimesi habırga. Nal anlamındaki kadak, hadak. Kaldırmak, haldırmak. Kamçı, hamçı. Her iki lehçede de hem eklerde hem kelime tabanlarında K'nın alt damak, arka damak ünsüzünün H olduğunu görüyoruz ki çok örneği var. Burada da örtüşüyorlar. Şimdi esas önemli bir konuya geleyim. İkinci teklik kişi emir veya pekiştirme eki arkadaşlar. Hani gılgileki. Gılgileki. Şimdi bakın Ettuhfetiz Zekiye yazarı diyor ki teklik ikinci kişi için pekiştirme yapmak istersen kelgin dersin. Gin sonu nunla bitti. Kelgin, gel. Olumsuzluğun pekiştirmesi için kelmegin, gelme dersin. Ve şu yarıyı yapıyor.
Pekiştiren eklerin kıl ve kil olduğunu söyleyene değer verme. Çünkü bu ekler Türk diline başka dillerden girmiştir. Türkçeyi bilmeyenler tarafından Türkçeye getirilmiştir. Anla diyor. Bu asıl Kıpçak Türkçesi ile Oğuzca'yı karşılaştırırken tabii ki bu Kıpçak sözlük yazarlarının aşağı yukarı hepsi Kıpçakları yüceltip Oğuzları, Türkmenleri daha küçültüyorlar. Yani çünkü devlet yönetimi Kıpçakların elinde. Ve gerçek dilin kendi diller olduğunu, gerçek Türkçenin, ki Türkçe diyorlar onlar, diğerlerinin ise söylediklerinin bir işe yaramaz olduğunu söylüyorlar Türkmence için. Yani onu halk dili olarak görüyorlar. Kendilerininkini edebi dil, üst sınıf dili ama Türkmenlerin dilini ise halk dili. Yalan yanlış bir dil. Bakın diyor ki, ikinci kişideki pekiştiren eki gılgil olduğunu söyleyenlere değer verme. Çünkü bu ekler Türk diline başka dillerden girmiştir gılgil ve Türkçeyi bilmeyenler tarafından Türkçeye getirilmiştir bunlar diyor. Türkçe dediği Kıpçakçayı kastediyor tabii. Şimdi bakıyoruz. Yazar diyor ki Kıpçak Türkçesinin ikinci kişi emir pekiştirme eki gıngin ekidir diyor. Gılgile, gılgil diyenlere sen değer verme, onu Oğuzlar söylerler demek istiyor burada. Şimdi ben buradan bir değerlendirme yaptım. Sonuçta Ettufetül Zekiye yazarının gın ekini istisnasız kullanan tek lehçe Ermeni Kıpçakçası. Codex Cumanicus bu noktada gılgili kullanıyor. Yani Oğuzca'yla örtüşüyor. Ya Memlük Kıpçakçası'yla örtüşüyor. Ama gın ekini gıl hiç kullanmadan bütün örneklerini ya eksiz ya gın olarak kullanan tek lehçe Ermeni harfli Kıpçak Türkçesi. Peki bugün devamı ne onun? Bugün de bakıyorum Karay Türkçesi bu gıngin ekini istisnasız olarak kullanıyor. Gıngin biçimli. Bazı lehçelerde örnekleri var gınginin, Kıpçak lehçelerinde, ama tek ek olarak kullanan da Karay Türkçesi var. Bu ek nereden itibaren karşımıza çıkıyor? Bakıyorum Kutat Kubilik'te var bu ek. İlk defa Herat Nüshası'nda karşımıza çıkıyor. Bolgın, işitkin, okugın, sözlemegin, tutgın örneklerinde. Herat Nüshası, Kutat Kubilik. Bildiğimiz bir şey var. Bu nüsha Çağatay döneminde istinsah edildi. Ve Kutat Kubilik'e biz yaklaşırken Herat Nüshası'nı hep zihnimizin arkasında bu Kıpçakça özellikler taşıyor diye tutmamız lazım. Çünkü verdiği bir kısım özellikler gerçekten de Kıpçak Türkçesinin özellikleri, Çağatay Türkçesinin özellikleri. Çağatay Türkçesinde de gın ekine rastlıyoruz. Gıl yaygın ama Babür'ün bir dörtlüğünde hatırlıyorum ben gıngin ekini. Ama az örnek var. Buradan Ermeni Kıpçakçasının tek gın kullanıyor olması, hiç gıl kullanmaması bize sanki esas Kıpçak Türkçesini bu lehçenin temsil ettiğini gösteriyor. Daha önce de söylemiştim, Codex Cumanicus'a en yakın lehçe Karay Türkçesi. Ama gıngin konusunda Codex'le örtüşmüyor Karay Türkçesi, Ermeni Kıpçakçası'yla örtüşüyor. Bu çok önemli bir yani bir morfolojik özellik olduğunu düşünüyorum. Gıngin eki. Fonetik özellikler belki müstensihlere göre değişebilir biraz. Ama bir ekin farklı biçimi müstensihlerde nadiren değişir diye düşünüyorum. Bakın örnekler. Aşağı urmagın meni, beni küçültme. Ver anlamında bergin. Borçlu etmegin meni diyor, beni borçlu etme. Haytarmagın yüzünü senin menden. Yani yüzünü benden öbür tarafa döndürme, kaytarma. Haytarmagın. Geçmişlerinin canların angın, etkin ve benzeri.
Yüzlerce örneği var Ermeni Kıpçakçasında. Etnofet Zekiye yazarının, yani gılgil kullananlar Türkçeyi bilmiyorlar. Onlar dışarıdan getirdiler bunu bize, Türkçemize dediği ekin, biz sadece Ermeni Kıpçakçasında standart bir ek olarak kullandığını görüyoruz. Bu önemli bir veri olduğunu düşünüyorum. Ve ben buradan hareketle Ahmet Bican Bey'in Kıpçak edebi dili yoktur, yazı dili yoktur yargısını, bunun Memlük Kıpçakçası için geçerli olduğunu, tabii ki Codex Cumanicus'un bir edebi dil olmadığını, halk ağzından derlenmiş metinlerdir onlar, Codex Cumanicus, bir edebi dil olduğunu bilmiyoruz orada biz. Yani yazı dili olarak örnekleri yok. Ama Ermeni harfli Kıpçak Türkçesi, 112 tespit edilmiş kitap adı, Ermeni Kıpçak Türkçesi ile kaynak adı, 112 eserde biz, bunların içerisinde edebi eserler var, efendim hukuk metinleri var, dini metinler var, tabiatla ilgili eserler var, tarih kitapları var, yani Polonya tarihi ile ilgili, efendim Kamenes'in tarihi ile ilgili, yani Ukrayna tarihi ile ilgili kaynak kitaplar var. Bu dilin, Ermeni harfli Kıpçak Türkçesinin bir edebi dil olduğunu ve aşağı yukarı 150 yıl elimizdeki metinlerin sınırı, 150 yıl bugünkü Karadeniz'in kuzeyinde, Ukrayna'nın daha batı tarafında, yani Polonya, Macaristan'a doğru Doğu Avrupa tarafında kullanıldığını, oradaki Türkçe konuşup yazan ve Türkçeyi resmi dil olarak kullanan Ermenilerin veya başka bir iddia ile Hristiyanlaşmış, Gregoryanlaşmış Kıpçakların dillerini unutmamış ama alfabelerini bırakmışlar ve Ermeni alfabesiyle yazan Kıpçakların dili olan bu dilin, bu Kıpçak lehçesinin gerçek edebi dil olduğunu ve gerçek Kıpçak Türkçesini bunun temsil ettiğini düşünüyorum sonuç olarak verilerden. Ve başta da söyledim, arkadaşların, gençlerin bu çağdaş lehçelerle bu metinleri çokça karşılaştırması lazım. Yani biz bugünkü Nogay Türkçesini, Karaçay Malkar Türkçesini, Tatar Türkçesini, Karay Türkçesini ve Urum Türkçesini vesaire, bu lehçelerin atası olan lehçe Ermeni Kıpçak Türkçesidir. Bunu göreceklerdir. Kazak Kırgızcayla ikinci derecede yakınlıkta bunlar. Çünkü Ermeni Kıpçaklarının veya Ermenice yazan Kıpçakların veya Ermenilerin, Kıpçakçayı kullanan Ermenilerin coğrafyası Kafkaslardan bugünkü Rusya ve Ukrayna coğrafyasına doğrudur. Bu Kazak ve Kırgız coğrafyasına uzaktır. Bu yüzden de Ermeni Kıpçak Türkçesinin izlerini daha yaygın olarak biz Kafkas lehçelerinde ve Kırım ve benzeri, Kırım Karayılarında merkezinin Kırım olduğunu düşünürsek, bu coğrafyada daha belirgin olduğunu görüyoruz. Ben bir çağdaş lehçeci değilim. Yani Gagavuzca ile ilgilendim ama onun Kıpçakçayla çok ilgisi yok. Bu tür yapılacak çalışmaların, karşılaştırmalı çalışmaların bu konuları daha çok aydınlatacağı düşüncesindeyim. Ama Ahmet Bican Bey'in ve Abdülkadir Öztürk'ün söylediklerini ben de tekrarlayayım. Memlük Kıpçak Türkçesi diye bir Kıpçak lehçesi yoktur. Yani Mısır'da konuşulan dil ile yazılan dil çok farklıdır. Mısır'da yazılan edebi metinler, tıp metinleri, baytarlık metinleri, askerlik metinleri Kıpçak Türkçesinin eserleri değildir. Bunlar Karahanlılardan itibaren Doğu Türkçesinin devamı olan ama biraz Oğuzca, biraz Kıpçak ağızlarıyla vesaire karışmış standart dille yazılmışlardır. Yani Karahan Türkçesinin
Çağatayca'ya kadar giden aradaki Moğol istilaları, çeşitli göçler vesaire ile karışmış olan lehçelerin bir geçiş dönemi olduğunu ve sonuçta tekrar Çağatayca ile edebi dile kavuşulduğunu düşünüyorum. Bize Codex Cumanicus ve Ermeni Kıpçakçası da bunu sunuyorlar. Demek ki sonuç olarak şunu söyleyeyim. Bir Memlük Türkçesi, Abdülkadir Öztürk'ün dediği gibi bir Kıpçak lehçesi değildir. İki, Kıpçak lehçesini Codex Cumanicus ve Ermeni Kıpçak Türkçesi temsil etmektedir. Üç, Ermeni Kıpçak Türkçesi, Kıpçak Türkçesini temsil eden edebi bir dildir, bir yazı dilidir. Diyerek bitireyim. Arkadaşların soruları, katkıları olursa onlara da cevap vereyim hocam. Teşekkür ederim Çok teşekkür dinlediğiniz için. ederiz Sayın Argun Şah, bize Türkçenin tarihinde bir dönemi, bugüne kadarki kabullerimizin farklı yönleriyle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini sundunuz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten mesela Çağatayca üzerine yapılmış çalışmalardan Bodrog Ligeti'nin Çağatayca gramerine baktığınızda da zaten Bodrog Ligeti'de Memlük metinlerini de Çağatayca içerisinde değerlendirir. Derslerde hepimiz benzer sorunları, benzer sıkıntıları yaşıyoruz. Dediğiniz gibi anlatıyoruz ama bir yandan da kuşkularımızı, kaygılarımızı da dile getiriyoruz. Anlattığınız konularla ilgili geçen 2020'de, bu yılın içerisinde Haziran'daydı galiba, Ankara Üniversitesi'nde Aysu Ata hocanım bir doktora tezi hazırlatmıştı. Cihan Doğan'ın bir doktora tezi var. Orada dil karışmaları açısından bakmışlardı. Memlük Kıpçakçası metinleriyle Harezm Türkçesi metinlerinde dil karışması. Yani bizim problemlerimizden bir de galiba lehçe karışmaları, dil karışmaları dediğimiz karışmalar kısmı. Yani pek çok yeni açılıma, bakışa ihtiyacımız olduğunu siz de tekrar belirttiniz. Sorularınızı değerli katılımcılar hocama iletmek üzere bakıyorum. Sorularınız var mı diye. Bir iki cümle ekleyebilir miyim? Buyurun Bir iki cümle. hocam. Tezi görmedim ama gerçekten de hem Memlük Kıpçakçası hem de Harizm Türkçesi homojen birer lehçe değil. Çok Evet. karışıklık var. Mesela İrşadül Mülük Recep Toparlı'nın doktora tezidir. TEDeKE'den basıldı biliyorsunuz. Yeni baskısı da yapıldı. Hep Kıpçak Evet. Türkçesi eseri olarak gösterdiler. Bence Kıpçak Türkçesi eseri değil. Harizm Kıpçak Evet. eseri. Yani bir de böyle bir şey. Yani Aysu Ata Evet. Altınordu Harizm diyor ama Harizm Kıpçak diye bir lehçeyi birleştirmek gerekir. Mesela Mustafa Uğurlu'nun yayınladığı neydi ilk eser? Yüksek Sans Tezi Uğurlu'nun Çağatayca diye yayınladığı atçılıkla ilgili eseri, okçulukla Evet. ilgili. Münyatür mıydı? Münyetülgüzat çok güzel. Evet. Münyetülgüzat efendim Ekman dahil gerçek Kıpçakçan eser olarak gösteriyorlar. Memlük Kıpçakçası. Ya Evet. Asıl Kıpçakçanın mevcut Kıpçak'tır. Ekman'ın hepimizin söylediği bildiği tarif. bir şey var hocam. Kıpçakçanın ayrılma hali ki dandır. Ve elifle yazılır aynı zamanda. Ama Münyetülgüzat'ta dan eki bir kere geçiyor sadece. Onun dışında Evet. tamamı dın diye geçiyor. Nasıl olur da siz asıl Türkçe olarak, asıl Kıpçakça olarak bunu gösterebilirsiniz? Buna benzer Kitab-ı Ef'al içinde ben Kıpçakça mıdır diye bir yazı yazmıştım Ahmet Bican Bey armağanına. Kıpçakça dediğimiz eserlerde karma karışık arkadaşlar. Tek bir lehçe yok. Üst üste Evet. iç içe geçmiş bunların hepsi. Yani Evet. adlandırırken çok dikkat etmek gerekir gerçekten de bunlara. Belki de Harizm ve Doğru. Kıpçak lehçelerini bu ikisi için hiç kullanmamak daha doğru çünkü iç içe geçmişler. Evet hocam soruları bekliyorum.
Evet, soruları bekliyoruz değerli katılımcılar. Bu Cihat Doğan'ın tezinde aslında bugüne kadar dil karışmaları daha çok çağdaş diller için çalışılmıştı. Çağdaş dillerin malzemesinden yararlanarak Cihat Doğan tarihi malzemeyi değerlendirebilir miyiz diye bakmıştı. Ben tez jürisinde olduğum için haberdar oldum ve güzel bir yaklaşım. Yeni bir yaklaşım olması bakımından kıymetli bir çalışmaydı. Sayın katılımcılar, sorularınızı bekliyoruz. Teşekkür ediyorlar sunumunuz için hocam öncelikle. Bir çalkam, teşekkürler hocam. Söylediğiniz sebeplerle Harezm Türkçesi incelemelerinde Memlük Kıpçak sahası olarak değerlendirilen eserlerde incelenmelidir diyorlar. Sorularınız değerli katılımcılar, bekliyoruz. Yine Çağkam, ben de Harezm Türkçesi Grameri isim adlı çalışmamda Memlük Kıpçak eserlerini de dahil ettim diye bilgi veriyor. Memlük Kıpçak Türkçesi, Münyetir Guzat'ı hatırlatıyorlar bize. Selahattin Tolkun Bey, Sayın Profesör Doktor Selahattin Tolkun, Mustafa Hocama çok teşekkür ederim. Ufuk açıcı oldu ancak bir itiraz değil ama şu nokta aklıma takıldı diyor Tolkun. Klasik dönem Doğu Türk şairleri kendi dillerine esas olan Çağatayca demezken biz onlara Çağatayca diyoruz. Buna mukabil Kitab-ı Bulgatül Müştak fi Lügati Türk vel Kıpçak'ta ise Kıpçak adına rağmen diyor hocam. Tolkun'un sorusunun devamını arıyorum. Rağmen Kıpçak adına rağmen Memlük Kıpçaklarının dili içinde bu defa Kıpçakça değildir mi diyeceğiz diyor. Selahattin Bey'e cevap vereyim değerli arkadaşıma. Çağatayca konusunda haklama, yani yaygın bir şey var artık. Bu yaygın Evet. terimleri değiştirmek çok zor. Yani Çağatay Türkçesi, Çağatay Türkçesi. Yani herkes onu söylüyor. Tabii ki Doğu Türkçesi desek, derslerimizin adı Çağatay Türkçesi, biz koymadık onu. Ta biz İstanbul Üniversitesi'nde okuduk Muharrem Ergin'den, Kemal Erastan'dan Evet, Çağatay Türkçesi standartlarda adıyla. öyle. Ve bu da yaygın bir terim olduğu için bugün tam da anlattığı için kullanıyoruz. Doğu Türkçesi, Batı Türkçesi desek daha iyi olur tabii ki ama bunu tutturmak, kabul ettirmek lazım öncelikle. Tabii Kıpçakça için benim söylediğim şuydu, Kıpçakça dedikleri lehçenin, yani Selahattin Bey de anladığını sanıyorum, konuşma dili olduğunu ve bunun yazı diline yansımadığını söylüyorum. Kıpçakça dedikleri, eğer tabii ki Bulgatülmüştak'ta adı Kıpçakça geçiyor ama o gramerinde biz standart dilin grameri olduğunu düşünüyoruz. Yani Kıpçakça demiş olsa bile tekrar edeyim, bir yazı dilinin grameri var, iki konuşma dilinin grameri var. Ben diyorum ki bunlar yazı dilinin grameridir. Bulgatülmüştak da dahil. Ettuvvetü zekiye ise konuşma dilinin grameridir. Evet, sanıyorum anlaşıldığını Teşekkür istiyorum. Selahattin Bey'le ederim. anlaşırız bu konuda. Sorun yok. Teşekkürler. Ben de edebi dil değildir konusunda yine Mustafa Uğurlu'nun bir yazısı vardır biliyorsunuz. Eski Anadolu Türkçesi ile ilgili olarak Mustafa Uğurlu der ki edebi dil başkadır, yazılı dil başkadır. Yani bizim burada galiba edebi dil tanımını da tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Edebi dil ile yazılan dil her zaman aynı değil. Yani edebi dilden kastımız bir standardı olan bir edebiyat ürünlerini yaratmış olan bir dili kastediyoruz. Ama yazılı dil meselesi de başka bir mesele gibi. Yani bizim bir takım kavramlarımızı, terimlerimizi galiba yeniden değerlendirmemiz gerekir kanaatindeyim. Ben zaman zaman bunu da derslerde de öğrencilerimle paylaşıyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz hocam? Tabii aynı fikirdeyim. Ben tekrar olmasın diye belki söylemedim ama başta Ahmet Bican Hoca da iki madde olarak söylemişti bunu. Yani Memlük Kıpçak Türkçesi edebi Kıpçakça değildir. Memlük Kıpçak Türkçesi yazı dili değildir. Öyle düzeltelim. Sonuç olarak da
Öyle diyelim. Yani edebi dil değil hem yazı dili değildir diye düşünelim. Yani standart Evet. dildir. Kıpçak yazı dili değildir anlamında. Evet, teşekkürler. Sayın hocam, aramızda katılımcılar arasında bir Hititolog hocamız var. Rukiye Akdoğan Hoca, Profesör Doktor Rukiye Akdoğan. Hititolog olmam dolayısıyla bu sahadaki yayınlara hakim değilim. Hocanın bahsettiği kodeks nedir diyor. Çok kısa hocam, tanıtır mısınız kodeksi lütfen? Codex Cumanicus 13. yüzyılın sonu, bizim tarihlememiz 1291 yılından 1291-94 arasında birinci kitabı, 1300'lerden 1330'lara kadar da ikinci kitabı. İtalyan ve Alman misyonerler tarafından Karadeniz'in kuzeyinde yazılmış, Latin harfleriyle yazılmış sözlük ve dini metinlerden oluşan kitap diyelim. Latin Evet. harfli ilk Türkçe kitap. Latin harfli ilk Türkçe kitap ve bizim açımızdan Latin harfli olması dönemin başka alfabelerle yazılmış metinlerinde bulamadığımız bir takım özellikleri, ses özellikleri yansıtması bakımından çok değerli bir eser. Eser diyoruz. Bir aslında Tabii. derleme özellikleriyle bir derleme metni, değişik kişilerce de tutulduğuna dair kayıtların bilgilerimiz var. Teşekkürler Sayın Hocam. Sorularınıza devam ediyorum Sayın katılımcılar. Sorularınızın gelmesini bekliyorum. Hocamı bekletiyoruz. Evet, kodeksle siz Ermeni Kıpçakçası ile kodeksin örtüştüğü, Ermeni Kıpçakçası Kıpçak lehçelerinin örtüştüğüne dair özellikle söylediğiniz Kafkaslar bölgesindeki Kıpçak lehçelerinin örtüştüğünü söylediniz. Kodeksle de Ettufetü Zekiye'nin örtüştüğünü söylediniz değil mi hocam? Hocam, Kodeks... Ettubetü Zekiye'nin hem Memlük Kıpçak, özür dilerim, Kodeks'le hem Ermeni Kıpçakçasıyla örtüştüğünü söyledim. Ama bir iki noktada da örtüşmediğini, yani birinde varken diğerinde olmadığını söyledim. Bu da çok doğal. Coğrafya birbirine yakın olmakla birlikte 2-300 yıllık bir mesafe var. Bir de bütün Kıpçakların aynı lehçeyi konuştuğunu yazdığını da düşünmüyorum tabii ki. Yani çok geniş Evet, yani coğrafyadaki insanlar, nasıl ki bugün Oğuzlar, yani Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi vesaire, Gagavuz, Türkiye Türkçesi diye farklı lehçelere var ayrılmış. Kıpçakçanın da lehçeleri var ve bu lehçeler üzerine de çalışılması gerekir diye düşünüyorum. evet, yani aradaki zaman farkı dolayısıyla bir takım farklılıkların, ses gelişmelerinin, ses değişmelerinin olduğunu kabul etmemiz gerekecektir Tabii. elbette. Evet, sayın katılımcıların sorularına ben yine bakıyorum hocam müsaadenizle. Emrah Şen, Memlük Kıpçakçası hangi ismi vermek daha doğru olur diye sormuşlar. Konuşmamda söylemiştim. Abdülkadir Öztürk'ün bir teklifi vardı. Memluk Türkçesi demek uygun olur. Memlük Türkçesi. Yani Evet, Kıpçakçı değil, öneriniz. Türkçesi. Evet. Evet, değerli katılımcılar sorularınızı bekliyorum. Doğu Türkçesiyle yazılmış tıp eserleri hakkında bilgi verir misiniz diyor Tarık Altı ama Doğu Türkçesi ile tıp eserleri ve Kıpçak Türkçesi arasındaki ilgi açısından bir şey diyemiyorum hocam. Ne dersiniz? Yani bir şey diyemeyeceğim. Tıp metinleri daha çok tarihi dönemlerde Eski Anadolu Türkçesi için çok yaygın diyebilirim. Ama Doğu lehçelerinde çok fazla tıp metni yok. Çağatay Türkçesi ile ilgili de bildiğim kadarıyla geç dönem, yani klasik sonrası döneme ait eserler var. Ama klasik dönemde, yani baktığımız zaman Timur sonrası, Nevai dönemi ve 16. yüzyılda benim bildiğim tıp kitabı yok o döneme ait. Yani bir Evet, şey diyemeyeceğim onu bu yüzden. benim bildiğim de öyle. Minare Hanım bir şey söylemiş, onu okuyorum. Ahıska Türkleri etnik olarak Kıpçak grubuna dahil edilmektedir. Tarih konusundaki bilgiler bu doğrultuda. Ancak konuştukları dil Oğuz grubuna dahil edilir. Kıpçak Türkçesi kalıntıları
Anadolu ağızlarında görüldüğü gibidir. Bu denli değişim sizce nedendir? Düşüncenizi merak ediyorum diyor Minare Aliyeva. Yani Minare Hanım'a teşekkür ederim. Benim kanaatim şudur. Ahıska Türkleri yani Meske Türkleri Oğuz'dur. Ve eğer Kıpçak deniyorsa bunun gözden geçirilmesi gerekir. Çünkü dil belirleyicidir burada. %99 Oğuzca konuşan bir topluluğa yani siz Kıpçaksınız demek ne kadar doğru olur bilemiyorum. Eğer böyle diyenler varsa bunu tekrar gözden geçirmeliler. Bana göre yani Mesket Türkleri Halis Muhlis Oğuz'dur. Yani Kafkaslardaki herkesi Kıpçak olarak düşünemeyiz. Yanlış olur öyle düşünürsek. Doğru. Burcu Türker, Ermeni alfabesiyle ilgili bilgi için kaynak önerir misiniz demişler. Ah, Ermeni alfabesiyle ilgili kaynak benim bu bahsettiğim akademik çalışmalarda var. Tabii biz Ermeni alfabesini şöyle de düşünelim. Tam 2500 dolayında Osmanlı sahasına da Ermeni harfleriyle Türkçe kitap yazıldı. Ve 17. yüzyılda, 18. yüzyıldan başlayarak 2500 dolayında arkadaşlar. Yani Osmanlı sahasında Türkiye Türkçesiyle yazıldı Ermeni harfli kaynaklar. Bu konuda yani internete bile tıklasa birçok malzeme bulabilir diye düşünüyorum ki çok malzeme var gerçekten de. Yani bu konuda da epey çalışılması gerekir. Özellikle ben Osmanlı Türkçesi 17-18. yüzyıl fonetiğinin yani bir taraftan batıda yazılan Latin harfli kaynaklar üzerinden bir taraftan da Ermeni harfli metinler üzerinden daha rahat çözümlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü Arap alfabesi fonetik olmadığı için bize birçok şeyi vermiyor. Ama Ermeni alfabesi üzerinden gidersek biz 18-19. yüzyıl Ermeni harfli metinleri çalışırsak oradan Osmanlı Türkçesi ile ilgili çok özel notlar çıkaracağımızı ve belki o dil tarihini değiştireceğimizi düşünüyorum. Doğru, haklısınız. Osmanlı döneminde Türkiye Türkçesine Ermeni harfleriyle yazan vatandaşlarımızın bıraktıkları çok önemli. Gerçekten o gözle yeniden bakılmalı, önemli ipuçları verecektir. Haklısınız hocam. Yine Burcu Türker şöyle de sormuş. Ermeni harfli, çok teşekkür ederiz diyor. Ermeni harfli Kıpçakça eserler hakkında biraz bilgi verir misiniz? El yazması mı, matbu metinler midir diyor Ermeni harfli Kıpçakça metinler için. Arkadaşlar yazmalar da var, basmalar da var. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk Türkçe basılmış eser Ermeni Kıpçakçasıdır biliyor musunuz? Evet, Alkış Bitigi. Alkış Bitigi, 1650 galiba, 50-51 yanlış hatırlamıyorsam. Yani ilk Türkçe basılmış eser Ermeni harflidir. Lviv'de basıldı bunlar. Bugünkü Ukrayna'da. Bunların hem basılmış olanları var hem şey olarak yazma olarak var ama bizim Türkiye kütüphanelerimizde yok maalesef. Çünkü biz coğrafya olarak uzağız Kıpçak metinlere. Nerede var? Ermenistan kütüphanelerinden Avrupa kütüphanelerine kadar yaygın durumda bunlar. Ama artık büyük bölümü çalışıldı. Hemen internetten Gagavis adını tıklasınlar. Ve Gagavis'in sayfasına girsinler. Orada binlerce transkrip edilmiş metinle karşılaşacaklar ve hemen indirebilirler onları. Yani ben hem indirdim hem ciltlettim kendime onları. Çok güzel. Evet. Kaynağı hocam söyledi. Gagavis'in sayfasına girilecek. Evet hocam, Alkış Bitigi'ni söylediniz. Dediğiniz gibi Türkçe basılmış ilk kitap. Ermeni harfleriyle bir dua kitabı. Biliyorsunuz o da bizim Çukurova Üniversitesi'nde doktora tezi olarak hazırlandı. Ben de onun tez izleme komitesinde görev aldığım için. Haluk hocam danışmanıydı. Evet, Haluk Kalın Bey'in danışmanlığında Nadejda Kirli'nin çalışması. Bu anlamda Çukurova Üniversitesi'nin de bu çalışmalarda bir katkısı oldu açılan yolda. Evet, değerli katılımcılar, sorularınızı bekliyoruz. Hocam çok zorlamayın. Yani illa soru sorsunlar diye zorlamayın. Hayır efendim ama güzel sorular çıkıyor onun için.
Şimdi şöyle bir soru geldi. Nilgün Aydın, Codex Cumanicus'u dil kültür bağlamında değerlendirilirse Codex Cumanicus önemine dair birkaç cümle ne söyleyebilir hocam? Dilin yanı sıra muhteva bağlamına da değinirse sevinirim diyor, saygılarımla diyor. Teşekkür Buyurun hocam. ederim İlgin Aydın'a. Yani bunu başlarsak bitiremeyiz. Pazartesi günü Nilgün, sevgili Nilgün, Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin programında Sayın Musa Duman'ın misafiri olarak akşam 20'de Pazartesi günü Codex Cumanicus konuşacağız. Geniş bilgi için müracaat oraya veya başka zaman ben Nilgün'e cevap vereyim. Hocam benim dersim de başlıyor saat 5'te. Evet hocam, Yani yavaş yavaş doğru tamamlarsak biliyorum. sevinirim. Müsaadenizle son bir bakacağım. Bugün Polonya'da nasılsın demek yakışmaz okunduğu gibi yazdım ama yani bölgede Kıpçaklar gerçekten etkiliymiş. Türk Kırgız isimli bir katılımcımız Kıpçaklar etkiliymiş diyor. Yani Polonya'da Leh dilinde de Türkçe söz olduğunu söylüyor. Ben bilmiyorum sizin bilginiz varsa. Tabii ki bu Kıpçakça'nın sınırları Polonya'yı da içerisine alıyordu. Yani daha 11. yüzyıldan itibaren Polonya'ya kadar Kıpçak sahasıydı. Bunların Macarların, Polonyalıların dilinde olması çok doğal bir şey bazı kelimelerin. Ve Evet, teşekkür. yani o coğrafyada Ermeni Kıpçakların da coğrafyası aynı zamanda Polonya'ya doğru. Doğru. Ermeni harfli Kıpçakça'da az da olsa Arapça ve Farsça kelimelerle karşılaşıyoruz. Ukrayna, İran ve Arap coğrafyası düşünüldüğünde diller arası etkileşim nasıl olmuştur? Ferhat Tekdemir sormuş. Hocam buyurun. Ah, çok uzun bir konu tabii ki bu etkileşim konusu gerçekten de. Yani kodeks üzerinden ben hareket ederek söyleyeyim. Şimdi kodeksi kim yazdı diye düşünüyoruz. Alman ve İtalyan misyonerler yazdı diyenler var. Ama bu ikinci kitap için geçerli. Birinci kitap için asıl ticaret dili olduğunu söyleyelim. Bakın, Codex Cumanicus'ta birinci sütunda İtalyan Türkçesi, İtalyanca özür dilerim. Yani Latince ama o zamanki İtalyanca. İkinci sütunda Farsça, üçüncü sütunda Kıpçakça. Yani bu Venedikli ve Cenevizliler ticaret yapıyorlar. Asya'yla, İran'da ilhanlarla ve çok lazım. Yani Türklerin dili ve Farsların dili bu ticaret adamlarına lazım. Bu yüzden ticaret ellerine tutuyor hem deniz ticaretini hem de Karadeniz üzerinden Trabzon'dan Tebriz'e oradan İran içlerine kadar ticaret yapıyorlar. Ve bu ticaret içinde 3 sütunlu bir sözlük hazırlıyorlar ve gramer hazırlıyorlar ki İtalyanlar yani Venedikliler, Cenevizler bu dilleri bilsinler ve bu dillerle ticaret yapsınlar diye. Baktığımız zaman da kelimelerin büyük bir bölümü ticaretle ilgili kelimelerdir bunlar. Yani ticaret dediğimiz şey tabii ki kültürel etkileşim sadece ticaret değil, dini etkileşimler vesaire birçok bakımdan bu diller birbirini etkilediler. Yani düşünün ki o zamanki Hristiyan topluluklar bir taraftan Türklerle yani Müslüman olan Kıpçaklarla bir taraftan da İlhanlılarla Farsça resmi dil olan İlhanlarla ticaret yapıyorlar ama onların dillerini öğrenmeye ihtiyaçları var. Bu yüzden bu lehçeler arasında hem ticaret yoluyla hem de çeşitli etkileşimlerle kelime alışverişleri oldu. Bu çok doğal bir şey. Bugün de oluyor. Bütün geçmiş dönemlerde de bunlar oldu. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Değerli katılımcılar, hocamın dersi başlayacağı için ben daha fazla hocamı yormamak için müsaadelerinizi istiyorum. Değerli hocam, Sayın Profesör Doktor Mustafa Argun Şah Bey, çok teşekkür ederiz. Hem ÇÜTAM 1996 katılımcıları adına hem merkezimiz yönetim kurulu adına bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Diğer hocalarıma söylediğim gibi bunu saymıyoruz. Adana'da konağımızda kültür evimizde sizi doğrudan doğruya katılımcılarımızla yüz yüze
görmek istiyoruz. Bunu unutmayınız efendim. Bekliyoruz yeniden. Çok İnşallah. teşekkür ederiz. Konağınızı Sunumunuz çok değerli. beğeniyorum. Çok güzel bir konaktı. Beraber gezmiştik. Hatırlarsanız 1-2 yıl Evet. önce, 2 yıl önceydi galiba. İnşallah Evet. orada bir konferans vermekte kısmet olur bize. İnşallah hocam, bekliyoruz. Sağlıklı günlerde tekrar buluşabilmeyi diliyoruz. Bütün Değerli dinleyicilere katılımcılar, teşekkür ediyorum ben de. İyi günler, size de teşekkür ediyorum. sağlıklarımızı, değerli katılımcılarımıza da Sağ olun, var teşekkürlerimizi olun. sunuyorum. Hoşça kalın. Adına çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler, iyi günler herkese. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalınız, çok teşekkür ediyoruz Sayın Arda.